Ergenekon davasının 237. duruşmasında organizenin polis şefi Ahmet İhtiyaroğlu'nun bir tanık ifadesi var ve diyor ki o ifadesinde Haluk Kırcı Susurlu kazasında kaybolan çantayı kendisinin aldığını söyledi diyor. Peki nereden almışsınız? Hastaneden aldığınızı söylediğinizi iddia ediyor. Yine Ergenekon döneminin en tartışmalı isimlerinden tanık Tuncay Güney'in de şöyle bir açıklaması var. Çatlı'ya ait olan çantayı Drej Ali lakaplı Ali Yasak alarak Veli Küçük'e verdi diye iddia ediyor. Sizi bulmuşken soralım. Soru gelsin. Kayıp Susurluk çantası sizde mi? Bunu ben icat ettim. Şöyle icat ettim. Onu anlatayım. Şimdi 99'un başında beni aldılar bir operasyonla. O zaman emniyette ifade veriyorum. Bu İhtiyaroğlu denilen arkadaş da şube müdür yardımcısı. Şube müdürü de Sedat Bey var. Şu anda neydi o zamanki şube müdürün ismi? O da Adil Serdar Saçan diye bir şube müdürü var. O da yardımcısı. Sorguda bana tabii baskı yapıyorlar. Öyle miydi, böyle miydi, şu mu oldu, bu mu oldu falan filan diye. Ben de böyle esprisine de değil bilerek şöyle bir laf kullandım. İfadem de vardır. Dedim ki ya ne sorup duruyorsunuz dedim. Bulun Abdullah Çatı'nın çantasının içindeki sırlar zaten sizi belli yerlere götürür bu işte çözer dedim. Tamam mı? Abdullah Çatı'nın çantasını da Sami Hoç'tan Allah rahmet etsin. Mahkemede dedi ki o çanta bende dedi. Ergenekon'dan yargılanırken. Ve o ortalık ayağa kalktı. Yarın çanta gelecek. Getirdi boş bir çantayı verdi. Doğru verdiği çanta da doğru. Hatıra olarak almış. Abdullah Çatı'nın çantayı yani şimdi Abdullah Çatı gibi adam oturup da bütün hayatını yazıp çantasında taşır mı? Taşımaz. Ben o zaman kendimi o baskıdan kurtarmak için polis şeflerine böyle bir hikaye anlattım. Bu hikaye büyüdü. Abdullah Çatı'nın çantası en sonunda boş bir şekilde mahkemenin önüne geldi. Ya bu benim kendimi korumak adına yaptığım bir refleksdi. O çantasında ne var? Onu da söyleyeyim size. Kendi bir tane not defteri var. Efendime söyleyeyim bir şey var. Bir carcuru var. Silahı var. Ruhsatlı o kanun şekilde alınmış bir ruhsatlı silahı vardı. Ya başka isim üzerine alınmıştı o taşıyordu. O silahı var. Efendime söyleyeyim işte biraz para var içinde. Onların şeyini gereklerini ailesine teslim ettik. Ailesine teslim eden de Sami Hoç'tan gitmiş vermiş demiş ki bakın içinden şu kadar para çıktı şunlar var. İçinde hiçbir şey yok aslında yani. 30 saniye çanta, süre veriyorum. Çanta taşımayı seviyordu. O çantayı da yani içinde özel eşyalarını taşıyordu. Sigarasını, yedek sigarasını bilmem neyini taşıdığı bir çantaydı. Yani o çantayla gidip gelmeyi seviyordu. O çantanın içerisinde ne varsa hepsi ailesine teslim edildi. İçinde zannediyorum bir 10 bin dolar da para varmış. O para da yengeye teslim edildi. Gerçi Sam abi de demiş ki çantayı hatır olarak ben almak istiyorum. Ondan sonra aradan yıllar geçtikten sonra ben bu çanta hikayesini atınca ortaya böyle bir gerçeklik çıktı. Sanki devletin bütün sırlarını o çantada Abdullah Çatlı taşıyormuş gibi. Veya kendi hayat sırlarını orada taşıyormuş gibi gündem oldu. İşin aslı gerçeği budur. YouTube kanalımıza abone olun.